Nisa suresinin 48. ayetinde şirk koşan insanların Allah'a iftirada bulunmuş oldukları haber veriliyor. Bunu biraz izah eder misiniz? Şirk koşan kişi ne yapmış oluyor da Allah'a iftirada bulunmuş oluyor? Şirk koşmak Allah'ı ikinci sıraya koyma anlamına geliyor. Herkes kendini yaratanın Allah olduğunu kesin olarak bilir. Kendi vücudundaki ve tüm dünyadaki sistemi Allah'ın kurduğunu bilir. İhtiyacı olan havayı, suyu, gıda maddelerini onun yarattığını bilir. Fakat tutarlar, işte kendi kafalarına göre bir dini sistem oluşturmak isteyenler Allah'ın yanında ikinci bir ilah oluştururlar. Mesela Mekkeliler melekleri Allah'ın kızları diyorlardı. Bugün Hristiyanlar İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlar. Katolikler Meryem validemize de ilah diyorlar. Peki bunları böyle yapınca ne yapmış oluyorlar? Allah'ı ikinci plana atıp İsa'yı ilah yapıyorlar. İsa'yı ilah yaptıkları zaman kendilerini de ilah olmalarına fırsat buluyorlar. Onun için mesela papa kelimesini kullanıyorlar. Allah da papa, kendileri de papa. Kendileri İsa'nın temsilcisi oluyor. Dolayısıyla din onların elinde oluyor. İşte bu Allah'a en büyük iftira. Yani Allah'ın koyduğu nizamı kendi kafalarına göre değiştirdiklerini düşünüyorlar. Ve fitneye, fesada, her türlü şeye Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi gerektiğini çok iyi bildikleri halde böyle bir takım şeyler oluşturuyorlar, yapılar oluşturuyorlar. Ve buradan da yalan yanlış şeylerle Allah'a iftira ederek yeni bir din oluşturup ona göre hareket ediyorlar. Çünkü hiç kimse dinsiz olamıyor. Ben ateistim diyen kişi de kendine göre kendini dindar sayar. Herkes de sayar. O insana sormak lazım. Sen hangi dinin dindarısın diye. İnsanların dini duygularını kullanıp onları sömürmek için Allah'ın yanında başka ilahlar oluştururlar. Bu da Allah'a karşı yapılan en büyük iftiradır.